Ya kaç günden beri bu maçı bekliyordum. Ya ne yapacağız şimdi? Niye gelmemiş ki rakip takım? Ya ne bileyim ya. Korkup kaçtılar herhalde. Gençler hazır mıyız hadi? 1-2-3. Ya vallahi hiç hazır değiliz abla ya. Aa, ne oldu? Rakip takım gelmemiş. Bunlar da böyle kala kaldı. Ya. Ne güzel matematik sınavı stresini atacaktım ben. Beraber oynarız biz de. Ay nasıl yani? Bayağı. Yani karışık bir takım yapalım. Hep beraber maç yapalım. Olmaz mı? Ay almayayım ben. Alana'da mani olmayayım arkadaşlar. Ayaz. Ne dersin? Yok abi. Maç havamda değilim ben. Ben varım. Çok da iyi olur aslında. Ben de varım. Ay Öykü. Ne var ya? Kızlar maç yapmaz diye bir kural mı var? O zaman ben de varım. Ay, yaşasın hadi. Ya hadi gelin üzerinize bir şeyler vereyim ben. Hadi gel kalk. Oley ya. Hadi Leyla. Git. Gel. Gel. Hadi bir tanem hadi. Ay. Hayatım ne yapıyorsun ya? Ay ne bileyim ne çabuk geldi o çocuk da ya. Tamam gel hadi gel. Ya vur. Hadi abi hadi. Gel. Tekrar. Çok güzel ha. Vur. Tam hayatım ya bozulmadı. Bak bir üstüne ince bilmem. İçeri içeri. Bu maçı da alacağım Öykü'ydü. Çekil lan ayağın altına. Hocam. Abi. Ama hocam ya. Hocam sağ ol. Ya. Hocam. Vallahi tebrik ederim çok hoş bir gol. Şeyma saçmalama rakip takım onlar pembe giymiş görmüyor musun? Anladım Emre ama biz arkadaşız neticede her şeyden önce arkadaşız. Hadi onu söyle. Ya ben çok tersiyonum ne yapacağım bilmiyorum. Sen neredesin? Ne yapıyorsun sen? Çekil çekil çekil. Bir şey oldu mu canım Öykü mü? Acıyor biraz. Ya bu buz koyalım mı buz? Acıyor mu? Biraz. Oyna sokayım. Acı var mı? Aslan ayak yavrusu. Çıktığında istersen yine de bir. Hayır ya devam edeceğiz. Fena aslan. Hadi tamam. Kalk o zaman. Yürü be. Hadi başlayalım. Bırakma, bırakma! Vurma! Vurma! Emre boş! Aç! Hocam. 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 Devam devam. Hocam görmüyor musun ya? Harika be. Emre sağ. Emre sağ. Ay. Ne yapıyorsun? Ha? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Ha? 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 Ya dur oğlum ya. Böyle bir top mu var? Ha? Tamam. Böyle top mu var? Tamam, ayak. Tamam, tamam.
Heyecana kaptırmışım kendimi. Tamam ya. Olur böyle şeyler. Dostluk kazansın hadi. Güzel gel. Ders olur. Oldu mu? Burcu tut bebeği tut. Sen aldın ya. Ya Burcu gel. El nedir bu? O el nedir? Niye ya? Elle tutmak yasak peki. Çekil, çekil, çekil. Beyler, bakın, durum 8-8. Eğer Ayaz golü atarsa bizim takım kazandı. Hadi hayatım benim. Hadi mesela, göster kendine. Abi tut. Hadi Ayaz. Mete sol köşe. Hadi Ayaz. Hadi ne olur. Benim için hayatıma gir. Ayaz gol. 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 Hadi timsah. Aha. Timsah. Timsah bende. Ne yapıyorsun Allah aşkına sana diyorum. Onlar ya sana diyorum ki onlar kendi formalı, kendi formalı. Ama ben de... Evet Ayaz. Bu maçı kazandın. Ama öyküyü kaybedeceksin. Zamanın daralıyor, unutma. Şşt. Çok eğlendik değil mi? Hı, öyle oldu. İşin var mı, bir şeyler yapalım mı? Ya annemi görmem lazım ya. Konuşmak istediğim bir şey var da. Ya Ayaz daha sabah gördüm anneni. Ne çok görüyorsun. Yetmedi mi? Öykü. Biz kafeye gidiyoruz. Geliyor musun? Geliyorum. Görüşürüz. Suratsız şey. Alo anne. Efendim oğlum. Toplantı bitti mi? Bitti bitti. Ofise dönüyorum şimdi. Tamam ben de geliyorum. Orada görüşürüz. Ayaz bir şey mi oldu? Sesin iyi gelmiyor. Tamam gelince konuşuruz. Peki. Ayaz. Ne haber? İstersen bir yerlere gidelim. Biraz otururuz. Kafan dağılır senin. Yok ya ben annemi görmem lazım. Şu yangın meselesi var ya onu konuşacağım. Seni anlıyorum. Zor bir konuşma. Bol şans. Eyvallah. Ya İlker bu arada anlattıklarım aramızda kalsın. Tabii ki. Nereye gidiyor bu? Toplantısı varmış. Ay Öykü ya. Hatırlıyor musun? Çocukken bu parkta amma çok eğlenirdik. Ve... Kalabalık değil. Yani... Ay yok Burcu delirdin mi kız ben bu halde binemem hiçbir şeye ya. Ya Arif hadi ya yaparım hadi tamam hadi. Ya gel Burcu be. Gel. Gel. Bir şey olmaz korkma. Oturun bakayım. Aa Burcu. Ay. Sen geldi kız.
Geç kız kaçma. Evet. Öykü ya, senin neyin var? İyi görünmüyorsun. Evet ya. Canım sıkkın. Ayaz'ın bir derdi var ama bana söylemiyor. Aman boş ver ya. Erkek işte. Kadınları anlamadıklarından bahsederler ama. Aslında anlaşılmayan ta kendileri. Evet ya. Yani gerçekten bazen çok zor oluyor anlamak. Ha niye ya? Çok kolay aslında. Ya ne bileyim, böyle çok fazla ilgi alaka istemeyeceksin. Aylarca biz seni seviyorumla idare edebileceksin. Ha bir de offside nedir bileceksin. İşlem tamam. Ay Burcu, gayet iyi biliyorsun ki Ayaz öyle biri değil. Ha sen öyle san. Siz evlenin de ondan sonra konuşuruz canım benim. Geçti şöyle aradan birkaç ay, birkaç sene. Hiçbir şey değişmeyecek bence. Ya ben Ayaz'la olduğum sürece öyle hep ayaklarım yerden kesilmiş hissedeceğim. Ya kızım, evlenince değişiyor o mod. Sen ayaklarını sağlam yere bastığın şey eğer yer çekimi değil de aşık olduğun adamsa doğru yerdesin demektir. Vay be. Ne güzel laf ettin şu an. İyi de ben ayaklarımı yerden kesilmesinden gayet memnunum. Kadınız kızım, işte saçma sapan şeylere bayılıyoruz biz. Allah Allah. Yani böyle aşık olunca falan aptal olmayı umursamıyoruz bile. Evet, bir de yer çekimsiz aşklara ve sonsuz duygulara olan tutkunluğumuz var. Aa, bir de mutlu sonlar çok önemli. Çok severiz. Mutlu sonlar sadece filmlerde olur canım. Bir de sonunu bilmediğimiz hikayelerde. Öf, ama çok konuştunuz ya. Hayat da işte bu oyun parkı gibi. Ama biz bazen eğlenmeyi unutuyoruz. Ve şimdi hatırlama zamanı. Hadi kalk 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 kalk. Gel. Gel 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 gel. Ne? Ne oluyor be? No. Hadi. Ay. Ki yapma bak. Yüzündeki yıldızlara, yüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara. Baktım, baktım bugün, dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara. Dur dedim bugün, açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Aşk varmış, neredeymiş, hayalmiş, gerçek mi? Son sözü kim söylermiş? Na 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 na. Açtım dünyaya kollarımı. Sen söyler mi sırlarını? Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara, baktım, baktım bugün. Anne nerede kaldın ya? Ya geliyorum, az kaldı. E tamam, dışarıda buluşalım. Sen neredeysen bana söyle, ben oraya geleyim. Daha fazla beklemek istemiyorum. Oğlum ne bu acelen? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yüz yüze konuşmam lazım seninle. Tamam oğlum, ben birazdan oradayım. Ama aklıma takıldı şimdi. Konu ne? Valla ofise gelene kadar duramam ki. Anne. Alo. Anne. Anne, duyuyor musun beni anne? Oh, toprak iyidir kızla. Böyle negatif enerji falan çok iyi gelir. Ay yalnız ben çok yoruldum ya. Ay fena mı oldu canım? Ay kafan dağıldı işte biraz. Hem bak ne zamandır Ayaz'la deniyorsun. Ya yalnız siz beni ciddiye almıyorsunuz ama adam çok değişti diyorum size ya. Ya eski Ayaz değil. Ve bir tuhaf. Ay arsam mı acaba? Yani bana laf söylemek pek düşmez ama erkekler fazla ilgiden pek hoşlanmaz. Tecrübeli, sabit.
Bence Şeyma çok haklı. Şu an sakın arama. Ay saçmalama Öykü. Ara hemen. Ne olmuş, ne bitmiş bir sor, öğren. Ara sen, ara kızım. Ya kızım sen bir kere evlisin ya. Sevgililiğin ne demek olduğunu unutmuşsun. Sen beni dinle Öykü, sakın arama. Allah Allah ya, yaşlı mıyım ben Burcu? O kadar yaşlanmadım herhalde. Buna bak Öykücük, ara sen. Adamın belki konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacı vardır ya. Ara. Ay lütfen tamam. Sağ olun, gerçekten sağ olun. Kafamı daha çok karıştırdınız. Ayaz arıyor. Ya ne dedim ben sana? Aç aç. Efendim hayatım. Ya neden bir açıklama yapmıyorlar hala? Daha ne kadar bekleyeceğiz biz? Sakin ol bebeğim. Bak görecek hiçbir şey olmayacak. Aklına kötü kötü şeyler getirme abla. İyi de abla birinin bir şeyler söylemesi lazım. Bekleyip duruyoruz. Durum nasıl doktor bey? Eşim iyi mi? Şimdi konuştuk doktorla. Bu gece gözlem altında tutacağız dedi. Yani çok çok fazla bir şey söylemedi. Hayati tehlikesi yok değil mi kardeşim? Yok. Ya galiba yok. Ya bir sürü testler yapıldı. MR falan çekildi. Beyin sarsıntısı geçiriyormuş. Da iç kanaması yokmuş. Ya çok geçmiş olsun. Sen iyi misin? Peki nasılsın? İyiyim ben. Ya annem şu an daha önemli. Yani iyi olana kadar içim rahat etmeyecek. Ya canım benim o kadar haklısın ki. Yani bizim annelerimizden başka bu hayatta kıymetli neyimiz var ki ya? Öyle tabii canım. Dünya bir yana, anneler bir yana. Ayaz pek görebiliyor muyuz arabanın? Şu anda bir kişiye müsaade ettiler. Babam yanında. Çok korktum sana bir şey olacak diye. İyiyim. Yorma kendini. Sizi dışarı alalım artık. Hastamızın dinlenmesi lazım. Anneme bir şey olmayacak, merak etme. Biliyorum. Biliyorum ama çok korktum. Ben de. İnsanın sevdiği birini bu kadar kolay kaybedebileceğini fark etmesi ne kadar korkunç değil mi? Ben anneni çok seviyorum Ayaz. Hep de sevdim. Ayrıyken de. Yani ayrıyken farklı. İnsan iyi olduğundan emin olduğunda her şeye katlanabiliyor. Ama bu... Peki bir nedenle annemden ayrılmak zorunda kalsan ne yaparsın? Onun iyi ve mutlu olduğunu bildiğim sürece her şeye katlanırım. Gerçek sevgi buymuş. Ben de biraz geç anladım. Yani insanın sevdiklerinin mutluluğu her şeyin önünde olması gerekiyormuş. İnsan sadece kendini düşünüp başkalarını mutsuzluğa mahkum etmemeli. Neyse ki biz annenle hala birlikteyiz. Önem benim yaşam kaynağım. Onu gördüğüm her an şükrediyorum. Yani bu saatten sonra değil onu kaybetmek,
onsuz bir gün bile geçirmek istemiyorum. Kazadan hemen önce annemle telefonda konuştum. Onu ben acele ettirdim. Ya düşündükçe kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki, o kadar pişmanım ki. Suçlu hissetme. Kaza bu. Ha? Ama benim yüzümden işte. Eğer anneme bir şey olsaydı. Ama bak kimseye bir şey olmadı çok şükür. Hepimiz iyiyiz oğlum. Evet iyiyiz. Senin, annemin, Öykü'nün iyiliği için elimden gelen her şeyi yaparım biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii oğlum. Nereden çıktı şimdi bu? Hı? Hiç. Ben Öykü'yü senin annemi sevdiğin kadar seviyorum. Keşke biz de el ele yaşlanabilseydik. Oo. Sizin daha yaşlınızı düşünmeniz o kadar çok var ki. Yani o kadar gençsiniz ki. Belli mi olur? Nelerle karşılaşacağımız hiç belli değil ki bu hayatta. Sen çok korkmuşsun oğlum. Yani kendi halimden senin ne kadar gerildiğinin farkına varamamışım. Beni affet. Hı? Ayaz, başka bir şey yok değil mi oğlum? Ayaz'ın üstüne gitme bakalım bir süre. Kim bilir neyi taktı kafasına. Bilmiyorum ya. Benimle ilgili bir şey olsa anlarım diye düşünüyorum. Ama biz son zamanlarda kavga etmedik, tartışmadık. Hiçbir sebep yok. Yok canım, seninle ilgili değildir. Seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Ben bile biliyorum artık. Ben ciddiyim aslında Öykü. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi ben bile anladığıma göre her şey yoluna girecek demektir. Ya Önem Hanım, bunları sizden duymak benim için o kadar önemli ki. Çok teşekkür ederim. Beni affedebilecek misin? Affetmek ne demek? Bunun için bir neden yok. Yok, var. Benim sana çok büyük bir özür borcum var. Ben ikinizi de çok üzdüm. Çok. Şişt, söylemeyin böyle şeyler gerçekten. Daha çok üzülüyorum. Hepsi geçti gitti. Unuttum ben. Nasılsın hayatım? Çok iyiyim. Gelinimle sohbet ediyorduk biraz. Siz ne yaptınız? Biz de baba oğul sohbet ettik biraz. Nasıl canım ana? İyiyim. Bomba gibiyim. Son durum nedir doktor bey? Endişelenecek bir şey var mı? Filmlerinizi ve tahlillerinizi inceledim. Şu an için korkulacak herhangi bir durum yok. Ama kazanı da başınızı çarptığınız için ödem tehlikesine karşı bundan sonra biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bundan sonra uzun bir sürede ani ve sert hareketlerden kaçınmanız lazım. Sıkıntı ve stresten de uzak duruyoruz. Tamam. Yarın da muhtemelen taburcu olursunuz.
Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ayaz, bak ne diyeceğim. Hadi siz Öykü'yü alıp gidin artık. Yok anne, olur mu öyle şey? Neden olmasın canım? Bak baban da yanında. Ya ama aklım burada kalır. Doktor ne dedi? Sinirden, stresten uzak duracaksın dedi. Hadi beni sinirlendirme. Hadi gidin keyfinize bakın hadi. Ya aslında ben acıktım. Seni İstanbul'un en güzel balıkçısına götüreyim mi? Bir şeyler yersin. Hem de boğaz manzarası eşliğinde. Ha? Bak ne güzel işte. Hem bana fotoğraf gönderirsiniz. Bak yat yat sıkıldım. Fotoğraflarınızla avunurum biraz. Hı? Bence annen doğru söylüyor. Tamam tamam ama birkaç saate burada olacağız. Tabii tabii, zaten bu gece buradayız. Tamam, gelirsiniz hadi. Geçmiş olsun tekrar. Eve gitsek olmuyor mu ya? Olmuyor hayatım. Olmuyor.